kadar teknolojinin son ürünü olan laparoskopik malzemelerle kapalı olarak yapılmaktadır. Ameliyat sırasında yapılan işlemlerin tamamı laparoskopik küçük stapler dediğimiz cerrahi zımbalarla yapılıyor. Ve tamamı steril aletlerle yapılıyor. İnce bağırsağın en son 30 santimlik kısmı korunuyor. Bundan sonraki 2 metrelik bölüm ince bağırsağın en baş kısmına, mide ile ince bağırsağın jejenum olarak adlandırılan kısmının arasına yerleştiriliyor. Dolayısıyla ince bağırsağın en son 2 metrelik bölümü artık en başa geçmiş oluyor. Ameliyat için hastalarımızın 4 ila 5 gün hastanede kalmaları gerekiyor. Ameliyat uyumluluğunu öğrenmek için biz hastalarımızın insülin depolarını ve bu depoya ait aktiviteyi ölçüyoruz. Yani açlık ve tokluk kan tahlilleriyle bir takım özel testlerle bunları anlamak mümkün. Ameliyattan sonraki ilk bir ay olabildiğince yumuşak kıvamlı sıvı gıdalarla beslenilir. Hayat boyu devam eden bir diyet söz konusu değildir ama hastalarımızın sağlıklı organik gıdalarla beslenmelerini istiyoruz. Ameliyattan sonraki dönemde vücudu yeterince insülin üretmekte olan bireylerde insülin direnci kırılır ve bedenin ürettiği insülin serbest kalır. Beden artık kendi ürettiği insülini serbest bir şekilde kullanmaya başlar. Ancak 3 durum dahilinde kan şekerinde dalgalanma gözlemekteyiz. Bu hastalığın tekrar geldiği, tekrar nüksettiği anlamından ziyade bu koşullar sebebiyle geçici bir dalgalanmadır. Yeter ki bireyin vücudu tekrar insülin üretmeye devam etsin. Nedir bu 3 durum? 1. Herhangi bir nedenle kortizon kullanmışsanız. 2. Ağır bir enfeksiyon, örneğin bir gripal enfeksiyon, bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız. 3. Yoğun bir psikojenik stres, baskı, anksiyete, efendime söyleyeyim ters bir haber, kötü bir haber almışsanız kan şekeriniz birkaç gün, daha doğrusu bu hadiseler duruluncaya kadar, stabilize oluncaya kadar şekeriniz dalgalanacaktır. Bu hastalığın nüksettiği anlamına gelmez. Bu durumların düzelmesiyle beraber şekeriniz tekrar kontrol altına alınacaktır. Mide küçültme ameliyatı bir obezite cerrahisidir ve ömrü de birkaç yıldır. Genellikle bu hastalar ilk 3 yıl içinde kilo verirler ve sonrasında kilolarını hızla geri alırlar. Burada bilinmesi gereken nokta şu. Diyabet temelde bir ince bağırsak hormonal dengesizlik sorunudur. Tip 2 diyabet ince bağırsak hormonlarının işlemesi gerektiği gibi işlememesinden kaynaklanan bir sorundur. Ve ince bağırsak müdahalesi yapılmayan bireylerde diyabetin kontrol altına alınma oranları %50'nin altındadır. İnce bağırsak müdahalesiyle bu oran %90'ların üzerinde. Biz hastalarımızın ameliyattan sonraki birinci ay kontrolleri muhakkak kendimiz yapmak istiyoruz. Bu durum bazen yurt dışından ya da şehir dışına gelen hastalarımızda bir soruna dönüşebiliyor. Ama birinci ay kontrolleri çok önemli. O yüzden biz birinci ay kontrollerini kendimiz yapmak istiyoruz. Sonraki dönemde 3. ay ve 6. ay kontrollerini kendileri bulundukları yerde yaptırabilirler ve sonuçlarını bize gönderebilirler. Ama nereden gelirlerse gelsinler biz hastalarımızı muhakkak yılda bir defa görmek istiyoruz.